Yine bir sorumuz. Diyor ki aşağıdaki doğru çiftlerinden hangi ikisi birbirine paraleldir? Paralel olabilmesi için arkadaşlar. Mesela diyelim D1 doğrusu D2 doğrusu. M1 eğimi M2 eğimine eşit olma zorunluluğu vardır burada. Yani doğruların şu şekilde düşünün birbirine paralel olabilmesi için. Şu şekilde D2 D1 paralel. D2 ise arkadaşlar eğimleri de birbirine eşit olması lazım. Buradan da yola çıkıyoruz. Bakalım. Bu tür durumlarda da eğimi bulabilmeniz için y eşittir mx artı n şekline getiriyorsunuz. Burada da y şey, x'in katsayısı yani m eğim anlamını taşıyor. Daha rahat hiçbir formüle gerek kalmadan böyle daha rahat yaparsınız. Bu tür sorularda. Şimdi bakıyoruz. Biri x'li birisi y'li. Yani bunu çizmeye kalkarsanız bu x y cinsinden yazarsak dikkat ederseniz x'i kestiği yer burası y'i kestiği yer burası. Bunu 5 düşün. Burası 12 paralel değil birbirine diktir bunlar. Diğer sorumuzda bakalım arkadaşlar. Eğim burada 1. Y zaten tek başına. Buradan da bunu 4'e böldüm de burada 1 var. 4'e böldüm de buranın eğimi de 1'e 1 bir bölü 4 olduğu için eşit çıkmadı. Şuradan da hemen bunu bu tarafa atıyorsunuz. Yer değiştiriyoruz. Yani 3 y eşittir 3 tane x eksi 5'ten her iki tarafı 3'e bölüyorum 3'e bölüyorum 3'e bölüyorum burada 3 bölü 3 eğimin 1 olduğunu görüyorum buradan da yer değiştirirsem arkadaşlar x eksi 7 eşittir y'den hemen buradan da katsayıdan eğimin 1 olduğunu görüyorum demek ki cevabımız c şıkkı olacak diğerlerine hiç bakmaya gerek duymuyoruz. Devam ediyor bir, bir hatırlatma daha. Biz ne yaptık buradan? Hemen onu da tekrar anlatmaya çalışayım. C şıkkında Y eşittir. Dikkat edin. Buradan tek yaptığımız şey her tarafı 3'e böldüğümüzde şu ikisini yer değiştirmişiz. Bak dikkat edin. Şu ikisini yer değiştirmişiz. Bu tarafa attığımızda Y eşittir. 3 tane 3 tane Y eşittir. 3X artı 5. Hepsini 3'e bölüyorsunuz. 3'e bölüyorsunuz. 3'e. Dikkat edin bunlar gittiğinde Y eşittir. X artı 5 bölü hemen 3. Yani burada bir gizli. Eğim 1 burada. Aynı şekilde hemen C şıkkındaki diğer ifadeye de uyguluyorum. Şuradaki ifade. Hemen dikkat edin. Y ile X'i yer değiştiriyorum. X artı 7 ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şunları yer değiştiriyor. Şey, eksi 7 olacak. Şurası eksi arkadaşlar. Şurası eksidir. Olacak. Dikkat edin. Eğimi 1. Yani x'in katsayılarına eğim dedik. Her iki eğim birbirine eşit olduğu için kesinlikle bu iki doğru birbirine paralel olacak demektir. Kesinlikle cevabımız C burada.